bugün 11 Ekim 2021 Boğaziçi Üniversitesi'nin kale kapısı olarak bilinen Aşiyan kapısındayız. Bugün saat 10'da öğrencilerimle bir buluşma organize edilmişti. Belgesel sinema dersimin ilk buluşmasını Güney Meydan'da öğrencilerimle bir açık ders olarak gerçekleştirecektim. Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan eşimle birlikte aracımızla geldik. Beni gördükleri zaman hocam sizi okula alamayız dediler. Neden dediğimde rektörlüğün talimatı dediler. Bu şekilde yapmayı planladığım açık dersimi şu anda yapamıyorum. Yarım saat geçti. Gecikmiş durumdayız. Öğrenciler bekliyor, ben bekliyorum. Aynı zamanda ben tabii 14 senedir bu kurumun akademisyeni olduğum için aile sağlık merkezinde doktorum var. Garanti Bankası'nın müşterisiyim. Ofisim burada. Dolayısıyla benim şu anda akademisyenliğim bir yana bir vatandaş olarak sağlık hizmetine erişimim engellenmiş durumda. Bir Garanti Bankası müşterisi olarak bankaya ulaşmam ve bankada işlemlerimi yapmam engellenmiş durumda. Aynı zamanda da eşimi de ofisine bırakamıyorum. Kendisi araba kullanmadığı için ben bırakıyorum kendisini. Dolayısıyla şu anda kapıda bekliyoruz. Tutanak tuttuk. Tabii benim için ben banka işimi ya da doktor işimi acil olmadığı için belki başka zaman da halledebilirim ama benim için en üzüntü verici olan şey şu anda 14 yıllık kurumumun kapısında Çevik Kuvvet tarafından, işte güvenlik görevlileri tarafından, sivil polisler tarafından çevrilmiş olmamız, kampüse alınmamam ve en trajik olan da tabii ki ve en üzücü olan da öğrencilerimin eğitim hakkının şu anda ihlal ediliyor olması ve öğrencilerimle buluşmamın engelleniyor olması. Bu gerçekten çok üzücü bir şey. 2021 yılının Türkiye'sinde görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Ama hepiniz takip ediyorsunuz. Ocak ayının başından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları takip ediyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların değişmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.